Aşkı kim icat etti? Bir bilene soralım. Arkadaşlar böyle bir şarkı geldi aklıma. Yılların şarkısı bu. Melodisini doğru hatırlayıp hatırlamadığım bile bilmiyorum. Uydurdum geçtim. Böyle bir esprili bir girizgah yapmak istedim videoma. Bugün video çektim sizlere biliyorsunuz. Mikrofon çalışmamış. Mikrofonu bantladım vesaire ettim, sabitledim. Muhtemelen mikrofonun içinde bir temassızlık veya kısa devre yapan bir yer var. Açamadım küçük olduğu için. Daha doğrusu beceremedim. Muhakkak beceren birisi çıkar ama. Sonuçta evirirken, çevirirken doğru pozisyonu buldum. Bantladım aynı o şekilde. Sabitledim. Ve şimdi herhalde epey bir bu mikrofonu kullanırım diye düşünüyorum. Çıktım tekrar yürüyüşe. Akşam üzeri güneş şöyle göstermek isterim. Batar biraz sonra herhalde başımın üzerinde görünüyor. Ben ekranı pek iyi göremediğim için arkadaşlar güneşin nerede olduğunu göremiyorum ekrandan. Şöyle küçük bir yürüyüş yapalım. Şarkımızı da söyledik. Neşemiz de yerinde. Ve burada iki tarla var. Ekin tarlası. Bu gördüğünüz tarla bayağı arkadaşlar sararmış. Ve daha küçük buranın artık ekinleri neyse. Burası daha fazla mı güneş görüyor? O yüzden mi? Onu da bilemedim. Yoksa toprağı daha mı verimsiz? Çünkü fark var bakın arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bahsettiğim diğer tarla bu. Belki anlayamıyorsunuzdur uzaktan olduğu için. Neyse. Böyle yani. Farklı görünüyorlar. Farklı bir cins de olabilir. Ekilen her ne ise. Çok fazla geçmez. Burası artık yaz gelmek üzere diyebiliriz. Buralar herhalde bir iki hafta daha baharı yaşarız biz. Görüntü olarak, manzara olarak ondan bahsediyorum. Sonra da her şey kurumaya, sararmaya başlar. Muhtemelen tabii çok fazla yeşil olarak kalacağını zannetmiyorum çevrenin. Dedim zaten öyle bir çok yeşil bir yer değil, çorak toprakları var bana sorarsanız. Zaten de belli de oluyordur, taşlık, çorak ve verimsiz. Zaten buralarda tütün ekiliyormuş zamanında. Tütün böyle toprakları sever. Tütünün nasıl topraklarda yetiştiğini bilen varsa ne demek istediğimi anlarlar. Ben yürümek istiyorum ama kaldım yerimde. Birazcık tarla kenarında ekinleri ezmek istemiyorum. Yürümesi de biraz meşakkatli olduğu için. Ama burada yürümek daha da kolay diğer tarlaya göre. Dediğim gibi diğer tarla daha gürdü, daha yeşildi. Ekinlerin kenarından dahi yürüyemiyorduk. Yürüyemiyordum. Oraya herhalde bakıyorlar. Bakımı iyi orasının. Arkadaşlar, baharın tadını çıkaralım. Bayram geliyor. Niyetli olan arkadaşlar var mı bilmiyorum. Niyetli olan arkadaşlar Allah kabul etsin. Sizlere iftara çok fazla kalmadı. Muhtemelen sahura doğru bu videom benim yetişir. Sahura yetişir. İftara yetiştiremem ama sahura yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Tabii bayram, eski bayramlar hiçbir zaman için kime sorarsanız sorun yok artık. Zaten beklemek de abes olur. Gençlik, nesil değişiyor. Sonra arkadaşlar
Herkes çalışmaya başladı. Herkes şehirlerde yaşamaya başladı. Kültür değişti. İzinleri nerelerde kullanıyoruz? Tatil yerlerinde. Birçoğumuz artık kırsala gitmiyoruz. Benim çocukluğumda bayramlarda, tatillerde büyüklerimizi, dedelerimizi, ninelerimizi ziyarete, ellerini öpmeye giderdik. Şeylere de gezerdik, akrabaları da elbette gezerdik el öpmeye. Hem de böyle yaya giderdik. 2-3 yakın köylere yaya giderdik. Çocukken dahi yaya yürürdük biz. Araba ulaşım vesaire yoktu. Eşek bile yoktu yani, öyle diyeyim. Oralarda bayramlarımızı geçirdik. Çok da severdim ben kırsalı. Hala da sevdiğim herhalde belli oluyor. Videolarımı ben bile bilinçaltına işlemiş herhalde. Hep dışarıda böyle doğayla iç içe çekmeyi tercih ediyorum. Bilmeden oluyor elbette bu. Gene buradayım bakın arkadaşlar. Doğa. Doğa çok güzel. Doğadan uzaklaşmayalım diyorum. Çocuklarınıza öğretin. Ne yenir ne yenmez. Çocuklarınızla doğada vakit geçirin. Mümkünse gerçekten geçirin. Çok zevk alacaklarını ben düşünüyorum. Yalnız öğretmeniz gerekiyor. İlk zamanlar birazcık zorlanabilirsiniz ama bunu alışkanlık haline getirirse bağımlı olurlar çocuklarınız. Kırsalda varsa eviniz, gidin, onu canlandırın. Çünkü bizim dedeler, babalar, nineler öldükten sonra kırsalı biz kendi haline bıraktık. Nedense oradaki kırsaldaki evlerimizi tatil evi gibi kullanma fikri hiç aklımızdan geçmedi. Genel olarak konuşuyorum ben arkadaşlar. Elbette ben, sen yaptın mı diye soranlar olursa elbette ben yaptım ama ben yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında da gördüm zaten öyle yapıldığını. Geldim burada kırsaldaki köyümüzdeki evimizi bir şeyler canlandırdım yani. Elbette hiçbir zaman için bitmez. Hafta sonları Finlandiya'da öyle yaparlar. Burada da öyle yapsalar çok iyi olur. Hem kırsala giderler köydeki evlerine, hem yavaş yavaş neyse eksiklikleri onu yaparlar, bakımını yapar, boyasını vesaire ne gelirse elinde. Çocukları da orada vakit geçirir. Mangalını yaparlar, pikniğini yaparlar. Yaz kış bu mümkün. Oradaki evi yaz kış oturulacak hale getirirler. Yatırımlarını kırsala yaparsanız çok memnun olursunuz. Yarın emekli olunca hep hayalidir ya insanların, gidip köyüme gideyim. Orada işte iki domates yetiştireyim falan. Aslında o yanmış, gençken gitmemiz lazım bizim oralara. Gençken sevmemiz, gençken üretmemiz lazım. Mümkünse işimize başka, o kırsaldan gidip gelme imkanımız varsa onu da hesaplamalıyız. Ben olsam öyle yaparım. Gerçekten öyle yaparım. O kadar çok seviyorum yani kırsalı. Oranın havasını, her şeyini. Kafa dinliyorsunuz. Şehirde bir uğultudur arkadaşlar, gürültü. Ona alışıyorsunuz ama bir uğultu, onu kulaklarınız muhtemelen filtreden geçiriyor. Duymuyorum sanıyorsunuz ama böyle kırsala gelince o uğultudan kurtulduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Yani stres, vücudunuzu gaddar kullanmayın. Çok kötü kullanmayın. Kulaklarımız, vücudumuz, her şeyimizi biz gerçekten bilmeyerek gaddar kullanıyoruz arkadaşlar. Çok zorluyoruz. Herkes şehirlerde yaşıyor diye biz de herkese koyun gibi, herkese uyum sağlıyoruz. Sür hayvanıyız vesselam hepimiz. Tabii onun şartları farklı. Ben de biliyorum. Mümkün olan yerlerde evi olanlar kırsalda, onlar yapar şimdilik. Çünkü bazıları için bu mümkün değil.
Emniyet yok vesaire yok. Elektrik falan bunlar şimdi sorun değil. Elektrik, su biliyorsunuz bunlar artık çözüm kolay şeyler. Teknoloji gelişti. Ama kırsalda öyle bir insanların çok fazla olmadığı yerde gidip yaşarsanız çok emniyette olmaz aileniz, bireyleriniz, çocuklarınız. Hepiniz biliyorsunuz ne demek istediğimi. Kırsal maalesef orada her şey başınıza gelebilir. Hiç kimsenin de haberi olmaz. Ama sonuçta kırsal gibi güzel, yani şehirlerde 1000 kat daha güzel. Arkadaşlar böyle kırsal yerler. Ne diyecektim? Bir şey söyleyecektim ama nedense aklımdan geçti gitti. Kırsal falan filan derken lafı bir yere bağlayacaktım ben. Kırsaldaki sonuçta evinizi yaptırın falan demiştim. Yaptırın gene. En azından hafta sonlarını orada geçirirsiniz. Öyle diyorum. Hafta sonları gidersiniz. Ne yetiştirirseniz yetiştirirsiniz. Boyarsınız dediğim gibi. Tadilat edersiniz. Geliştirirsiniz. Şehirdeki konforu oradaki köydeki, kırsaldaki evinize de yapabilirsiniz. Hakikaten çok da zevk duyacağınızdan eminim bundan. Bunları yaptıktan sonra. El beceriniz geliştirin arkadaşlar. YouTube'da her şey var şimdi. Gidip de burada eline malaya alanı usta diye getirmeyin yani. Biliyorsunuz eline malaya alan tek tip bir şey öğreniyor. Yenilikçi değil. Tek tip bir şey öğrenmiş, onu her tarafa uyguluyor. Her tarafa o uygulanmaz. Onu ben de çok iyi biliyorum. Çözümler bir tane değildir. Tek çözümle gidiyorlar. Her yere aynı formülü uyguluyorlar. Aynı şeyi yapıyorlar. Sizler planlayın, edin. Vallahi ben bilmiyorum, belki unutmazsam kırsaldaki o köyümüzdeki evimizi eski haliyle yeni haline koymak isterim. Gösteririm ne demek istediğimi. Tam bitmedi ama hakikaten insan bir şeyler üretmekten, değişik bir şeyler. Yani değişik dediğim bir şeyi çok farklı yöntemlerle, şekillerle daha ucuza da mal edebilirsiniz. Ve aynı paraya da daha da bunu verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben kırsaldaki evi öyle yaptım. Çatıyı birazcık dik yaptık. Çatı katı yaptım. Yani ikinci bir daire çıkardım oradan. Çatı katı, hiçbir şeye fark eden bir şey yok. Çok fazladan bir çatıya, malzemeye fazla para gitmiyor. Herhalde gitse bir %10 daha fazla bir malzeme gider. Onu da sandviç panel kullandığım için ondan ileri geliyor. Profilinden de elbette birazcık yatay değil de biraz fazla dik yapınca bu işi halledersiniz. Değişik çözümler YouTube'da bulabilirsiniz. Seyredin, gidip boş şeyleri seyretmeyin arkadaşlar YouTube'da. Böyle kendi ilgi alanınıza giren ne varsa bir şeyler üretmeye çalışın. Gerçekten çok güzel şeyler var YouTube'da. Artık dünya küçüldü biliyorsunuz. Ta atıyorum Kolombiya'daki bir insanın yapmış olduğu çözümü siz burada öğrenebiliyorsunuz. O yönüyle çok iyi. Kırsalımızın kıymetini bilelim. O potansiyelleri de kullanalım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer gençken gidebiliyorsak biz oraya hem daha fazla üretiriz hem paramızı o kırsaldaki evimize harcarız. Hem de şehir gibi yerlerde böyle para tuzaklarının, para harcanacak yerlerden uzak durmuş oluruz. Paramız da cebimizde kalır. Harcadığımız para da gerçek, doğru yere gider. Bize geri döner. Şöyle ben bile bakıyorum arkadaşlar. Yıllar boyunca ben
ıvır zıvır neler almışım ucuz diyerekten. Yani ucuz diyerekten değil, küçük para diyerekten. Ama dolmuş kalmış hepsi toplasan neredeyse servet eder. O ıvır zıvır küçük şeyler, küçük para diye aldığımız şeyler. Böyle düşünmeyi, verimli, daha verimli olmayı, daha doğrusu hem öyle hem de bazı şeyleri daha verimli kullanmayı, korumayı bizim prensip haline getirmemiz lazım. En iyi şekilde nasıl kullanırız, en iyi şekilde nasıl yaparız, en iyi şekilde nasıl artık en iyi, tabii şartların getirdiği en iyiden bahsediyorum. Mükemmelliyet aramıyoruz arkadaşlar. Mükemmelliyet başka bir şey. En iyi dediğim olay benim. Arkadaşlar, olan olanakları en iyi biçimde nasıl kullanabilirsiniz? Onu düşünün, birazcık düşünün. Ustaya vesaireyi bırakmayın bu işleri. Onlar bildiği gibi yaparlar. En kısa yoldur onların bildiği şey. En kısa, en çabuk yoldan yaparlar düşünmeden. Sizin kullandığınızı, nasıl kullandığınızı, daha yararlı kullanabilecek misiniz, daha iyi mi kullanabilecek misiniz diye hiç düşünmezler. Neyse, iftara az kaldı sizin için. Daha doğrusu sahura az kaldı desem daha iyi olur. Bu videom herhalde sahura hazır olacak. Size şimdiden hem hayırlı iftarlar hem hayırlı sahurlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Videom sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İzleme sürelerine ihtiyacım var diyorum. Gerçekten videomu kendi kendine de oynamaya bırakabilirsiniz eğer vaktiniz yoksa. Ya da dinlersiniz. Dinlerseniz sesini de kısıp da yapabilirsiniz, döndürebilirsiniz. Her yol var arkadaşlar. Destek olmak istiyorsanız yeter ki isteyin. Bu mümkün. Aynı şeyi kırsaldaki ev için demek istiyorum insanların. Para yok demeyin. Siz yaratırsınız. Yeter ki kullandığınız, yaptığınız şeyleri gözden geçirin. Daha verimli kullanın. Dediğim gibi enerji, ısıtma vesaire her şeyi daha verimli ve daha akıllı kullanırsanız bunlara yapacak parayı da bulursunuz. Elbette ülkemizin durumu belli, enflasyon vesaire vesaire de sonuçta bir hiçbir şey yapamayız demeyin. Moralinizi bozmayın yani. Bir şeyler yapmaya çalışın. Şartların verdiği, müsaade ettiği şekilde, müsaade ettiği kadarıyla o bile yeter. Yapılan her şey kârdır diye ben düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.